İyi miyiz? Güzel miyiz? Evet, herkese merhabalar arkadaşlar. Çok güzel bir kargo açımıyla karşınızda olacağız. Bayağıdır sizin istediğiniz, merakla beklediğiniz ve bir ilk olan bir ayakkabı olacak bu. Fazla uzatmadan yerime oturayım ve kargo açımına geçelim. Evet, görüyorsunuz iki tane farklı kargo var. Dev Trend Yol kargosu var. Aslında bunu şu an açmaya gerek yok. Çoğu eşimin kıyafetleri. Olsun, ama benim de çok güzel joggerlarım var. Bunu bence Instagram'dan takip edin. Instagram için açmış olalım bunu. Fazla uzatmak istemiyorum çünkü bu videonun konusu bu. Dediğim gibi beni Instagram'dan takip etmiyorsanız takip edin. Orada daha çok liste paylaşıyorum, aldıklarımı paylaşıyorum. Açıklama kısmında direktlik var. Basıp hemen geçebilirsiniz. Şöyle aşağıya bunu göndermiş olalım. Temiz ve itinayla paketlenmiş. Sinik saptan aldım. Umarım geçenki tecrübem gibi olmaz. Hatırlıyorsanız belki bir ay olmuş mudur? 1,5 ay belki olmuştur. Adidas Pro Model 2G'yi almıştım. Kullanılmış gelmişti bir çifti. İnşallah bunda böyle bir şey olmaz. Bakalım, bıçağımız yanımızda. Hadi şimdi açalım. Sinsap'ın kargolamasını beğeniyorum. Gayet güzel kutusu oluyor. Bana da çok sorulan adreslerden biri. Abi işte güvenilir mi? Çok şikayet varmış hakkında. Yani oluyor olabilir. Ben bile istesem şikayet edebilirdim aslında. Hani mesela kullanılmış ayakkabı geldi. Mağazalarından gönderiyorlar arkadaşlar. Özellikle indirimde olan ayakkabıları. Bu da indirimden yeni bir ayakkabıydı. Hangisini aldığımı göreceksiniz şimdi. Evet. Tersten açtık. Seviyoruz tersten açmaları. Veya ters koymuşlar diyeceğim. Kutusu çok kötü gelmiş. Yine, evet yine vuruk kırık ya. Bu, Sinikstap niye böyle yapıyorsun? Buna az para da vermiyoruz. Evet. Ve arkadaşlar hepinizin merakla beklediği Curry 8, Curry Brand'in ilk ayakkabısı karşımızda. Curry Brand'in ilk ayakkabısı derken? Yani aslında Under Armour değil artık. Hani üstünde Under Armour falan yaptık biliyor musun? Nasıl Jordan markası Nike'ın altında ya. Anladım. Artık öyle oldu. Bu da direkt Under Armour'un altında Curry marka. Aynen öyle. Çok iyi. Ona da Jordan Brand denir. Biz alışmışız Jordan diyoruz ama belki ileride de Curry'ye sadece Curry denecek. Curry Brand denmeyecek. Şu an olabilir. Curry Brand deniyor. Arkadaşlar kutusu gördüğünüz gibi beyaz, sade ve şu olay ne biliyor musun? Şu. Curry ışık attıktan sonra şöyle elini şöyle kaldırır. Genelde NBA'de çoğu insan böyle kaldırıyor. Hem bu 30 olmuş oluyor dikkat edersen. Hem de burada SC var. S ve C var dikkat edersen. Hem de işte bu anlama geliyor. Yani güzel aslında düşünülmüş bir logo. Şıklığı tartışılır. Çok hani işte bir Under Armour gibi veya bir Jordan gibi şık gelmiyor gözümüze. Belki alışacağız zamanla. Durum bu. Temiz, beyaz, güzel bir kutu var. Kutunun üstüne yazan fiyatına bakar mısınız yalnız? Kutunun neredeyse üzerinde yazan ayakkabının fiyatına. 1950 mi yazıyor? 1949-90. Aldığın en pahalı ayakkabı olabilir mi? Bu indirimden olmasaydı en pahalı ayakkabı olacaktı bir ayakkabı için verdiğim. Hani 1800'lere falan aldık ama işte Jordan alıyorduk, retro modelleri alıyorduk. Bu nedense aşırı derecede pahalıydı. Under Armour'un sitesinde hala 1950 lira arkadaşlar. Fakat Sneaksup'ta 1340'a düşmüştü. %30 indirim vardı. Sizlerden de hani incelemem çok istenildiği için dedim ki artık bunu daha fazla bekletmeden alayım bir an önce. Ama tedirginim biliyor musun kutuyu açmaya? Çünkü şuradaki vuruk kırıklık beni bir tedirgin etti. Evet. Niye böyle üstünde de baksana? Evet, ezik bir durum. Yani anlamıyorum. Çok güzel kutuya koyuyorlar. Okey. Ama bu kutu bir işe yaramıyor ki böyle. Yani. Daha önceden eziliyorsa. Evet, hadi şimdi sizlerle birlikte açalım. Ne renk aldın çok merak ediyorum. Haydi bakalım. Beğenecek misin merak ediyorum. Parasını hak eder hak etmez. Bunların üstünde hep duracağız. Yani çok konuşabileceğimiz bir ayakkabı. Sonuna kadar izlemeyi unutmuyorsunuz. Ve hadi yavaştan açalım. Faturamızı alalım aşağıya. Ve... Damn. Aa, lila. Lila Curry 8 karşınızda arkadaşlar. Bu muydu yani? Dilsin geliyor. Yani biraz kadın ayakkabısı gibi geldi ama. Basketbol sahasında da bence gündelik hayatta da giyilebilecek tarzda olabilir. Genelde bu renkler, yani ayakkabının renkleri hep bu tarzda. Sarılar, işte daha böyle cırtlak modeller. Kutunun içi sarı arkadaşlar bu arada. Onu da göstermiş olayım. Şey, kağıdı hep yırtık pırtık içerisinde. Yine muhtemelen reyondan gönderildi. İnan ekranda daha güzel gözüküyordu. Yani daha sanki koyu gibi duruyordu. Evet, biraz böyle sonra... Eli olması güzel bence. Elde alınca şimdi sen kadın ayakkabısı gibi deyince beni bir tuhaf ettin ama. Ya sana çok yakışır ama yani biraz o şey var. O izlenim hani, mi var? Hani izlenim unisex var. Diyelim buna. Unisex daha doğru bir tarz olur. Bağcıkları mesela benim ilk dikkatimi çekti. Hiç beğenmedim. Öyle mi? Ben şu an elimi alır almaz arkadaşlar hafifliğini hissediyorum. Bu ayakkabının biz bunu yaptık dedikleri durum hafifliği inanılmaz hafif. Yani uçacakmış gibi hissettiriyor. Ve işte basketbol tarihinde bir ilk diye lanse edildi. Bütün teknolojiyi unutun, yenisini yaptık.
diye böyle hep reklam çalışmaları oldu. Ben de Instagram'dan zaman zaman sizlerle paylaştım hatırlıyorsanız. Ve şimdi onlara da geleceğiz. Ayakkabının silüeti bu şekilde bence çok sade, çok basit yani, bir yürüyüş koşu ayakkabısı. Nike'ın React ayakkabılarına benziyor. Epic React'ler var ya. Şu mesela Curry işareti hiç güzel değil. Curry brand. Belki bunu farklı bir renkle buraya kondurabilirdi. Yani bir böyle şey arma gibi. Hiçbir albenisi yok değil mi? 1950 liraya bunu alıyorsunuz. İndirimden bile 1350 alıyorum hani. O indirim varmış deyip. Hani acele edip aldım ben bu ayakkabıyı. Düşünün. Yani arkası önü pek bir şey yok. Tabii rahatlığı arkasında için alıyoruz. Arkasında 5 tane yıldız var herhalde. Evet, arkasındaki yıldızlardan da bahsedeceğiz. İlk önce bence bir tabanıyla başlayalım ve buradaki yastıklamasıyla başlayalım. Biliyorsunuz detaylı inceleme yapacağım ama bu kutu açımını sabırsızlıkla bekleyenler için de biraz da özet geçmiş olayım istiyorum. Burada Flow teknolojisi var arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Hani nasıl Zoom var, işte Air Max var biliyorsunuz Nike'da. İşte daha önce UA Hover vardı, Under Armour'un Hover teknolojisi vardı. İşte bizim almak istediğimizler değil mi? Hover mıydı onlar hep? Birkaç tane daha böyle buna benzer, şu an isimleri aklıma gelmiyor, içeride ayakkabıların üstünde yazıyor. Yastıklama teknolojileri vardı. Curry için arkadaşlar sıfırdan tekrar bütün kimyasal formülleri değiştirerek yeni bir şey yapılmış. Dikkat ederseniz birçok basketbol severinin anlayacağı gibi arkadaşlar yastıklamayla dış taban birebir aynı. Yani altta bir plastik katman yok. Bu da muhtemelen çok hızlı eskimesine sebep olacak. Özellikle dışarıda tercih edilemez yapıyor bence bu ayakkabıyı. Baksana direkt yastıklama bu köpük. Yani bu açıdan biraz bence sıkıntılı. Ama nasıl hissettirecek? Ayakta zıp zıplığı nasıl? Etkilen koruması nasıl? Bunu merakla bekliyoruz. Dediğim gibi en büyük ortaya çıkışı bu. Ayrıca bu çok iyi taban tutuşu sağlıyormuş. Öyle çıktılar. Yani direkt böyle bu dünyadan değil, bu dünyadan olmayan bir taban tutuşu var artık. Kaymaya son, vık 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 sesine son, ses yapmıyor gibi. Bu şekilde ya, reklam tabii ki bunlar ama stratejileri bu şekildeydi. Altta hemen orta ayak desteğini görüyoruz. Sağlamlık yapı veriyor ve üstüne çıkıyoruz. Üstünde bir örgülü yapıyla normal bir koşu ve yürüyüş ayakkabısı gibi bizleri karşılıyor. Evet, üst kısmında aslında basketbol ayakkabılarından çok da beklemediğimiz bir kullanım mevcut. Yani bu acaba nasıl tutacak? Sahada yani çok mu esneyecek? Gerçi bakıyorum da o kadar esnek gibi değil. Yani görüntüsü sanki daha esnekmiş gibi. Dokunsana mesela bak, sert sert. Yani biraz şey gibi işte buralara. Flyknit gibi değil mi? Yok ama daha sert. Yani içinde de sanki bir ekstra yapılar varmış gibi geldi. Şuraları biraz daha yine kalın örgülerle. En azından yana yapacağınız hamlelerde sizleri tutması için şu şekilde bir plastik dikilmiş. Onun dışında sen bağcıklarını hiç beğenmedin. Evet, hiç beğenmedim. Normal yani, keşke ama renk katılabilirdi buralarda. Böyle beyazlıklar, siyahlıklar, işte yine şurada tutma yerinde bir Curry logosu var. Bu farklı renk yapılabilir. Logolar dandik. Yani bence pek bir şey yok. Arkaya doğru gidince hem şu yapısıyla biraz dizayn verilmiş. Biraz hafif sararmış bakın. Yani reyonda duran muhtemelen şeylerden biri. Şuraya bakar mısınız? Sarı sarı mesela. Under Armour'un üstünde sarı sarı lekeler var. Arkadaşlar Sneaksup bunu yapıyor artık. Bu ikincidir. Yani niye böyle yapıyorlar ben anlamış değilim. Hiç önem mi vermiyorlar, yetişemiyorlar mı? Direkt vitrinden alıp göndermemeliler belki de yani. Vitrin ürünü veya yazmalı mesela, vitrin ürünü bu. Hani belli sıkıntılar olabilir. O yüzden belki indirime sokuyoruz. Yani o da olabilir. Demek ki arkadaşlar ucuz mal, ne ucuz entin yahnisi pek olur mu derler. Yani ucuz aldığınız zaman hep arkasından bir şeyler çıkıyor. Yapacak bir şey yok, durum bu. İçte de aynı şekilde burada bir katman var. Arkasına bakalım, arkası biraz daha konuşulacak şey içeriyor. Yine burada tutma pull tab mevcut. Bu peki yıldızlar ne biliyor musun? 5 yıldızı var. Üçü dolu falan. Hayır, normalde Curry, yani daha doğrusu Amerika'da oyuncular 5 yıldız üzerinden derecelendirilir. Yani mesela 5 yıldız oyuncu süperdir. Bütün NBA takımları onun arkasından gider. Ama Curry 3 yıldızlık düşün. 3 yıldız recruit deniyor yani. 3 star recruit. Çok da bir şey yapamaz gibi düşünülen bir adam. Ona rağmen biliyorsun ilk 2 defa üstte MVP oldu. Hani bu boyda, bu kiloda, bu cüssede adam tarihi yazdı. NBA'yi değiştirdi. Gerçekten en iyi belki point guard konuşmalarında mükemmel bir oyuncu, ilham veren bir oyuncu ve kendine ait bir markası oldu Under Armour gibi dev bir yapıyla. Düşününce hani benim motivasyonum bu diyor Curry. Hani nereden geldiğini unutma mantığı var. O şekilde arkasında da onu koydurmuşlar. Evet, bir Under Armour logosunu görüyoruz. Tek ayakkabıda Under Armour logosu olan yer mi diyeceğim, bir de Flow'un yanında. Ve Flow'un yanında. Yani sanki şöyle, Jordan'da da dikkat edersen Nike'la işbirliği varmış gibi var. Gösteriliyor toplamda ya. Toplamda da var. Yani bir orada, bir de burada. Hani sanki artık ayrı bir markayız. Under Armour'la işbirliği yapıyoruz gibi yapıyorlar. Çok mantıklı. Farklı satış kanalları açmış oluyorlar. Şöyle hemen içine bakalım arkadaşlar. Şöyle bir boğazlı yapı var. Koşu ayakkabılarından tanıdığımız. İçte deli pedlendirmeler var gibi duruyor. Bakalım ayakta nasıl hissedeceğiz. Yani güzel gözüküyor. Hemen şöyle içindeki şeyleri çıkartayım. Evet. Tabanlığında birçok şey yazıyor ama şu an onları çıkartıp da okuyamayacağım. Çok da gözükür şekilde değil çünkü. Hemen bu 3 yıldızın
Üstünde bir şey var. I can do all things demek. ICDAT. Stephen Curry otosu. Aynen. O demek oluyor. I can do all things. Herhalde bu dövmesi de vardı yanlış hatırlamıyorsam. Genelde motosu bu. Yani her şeyi yapabilirim. Nereden başladım? Ne haldeyim? Hani bir LeBron gibi kutsanmış adeta bir vücuda sahip değil mesela. Örnek veriyorum. Yani Jordan gibi bir çılgın atletizme sahip değil. Adam ama çalışarak, şutlarını geliştirerek NBA'yi de değiştiren bir oyuncu olduğu için motosu bu. Gayet güzel. Herkese ilham veriyor. Herkesin daha iyi olması için örnek teşkil ediyor. Gayet keyifli, güzel gözüküyor. Hadi bakalım giyelim. Bu topu koruması da çok fazla değil. Ya bilmiyorum ya, değişik yani. Fiyatını hak eder hak edemez pek konuşmak istemiyorum bu konuda. Çok hak etmez gibi geliyor. Parası olana hitap ediyor artık. Yapacak bir şey yok. Normalde 150 dolar aslında Amerika'da. Öyle çok pahalı değil. Yani burada Under Armour çok arttırmaya başladı fiyatlarını. Evet, Türkiye'ye getirirken Under Armour çok koyuyor. Belki bilmiyorum işte pazarlama stratejisi. Normalde Nike'larda arkadaşlar mesela 200 dolar olan direkt kurla çarptığınız zaman Türkiye'de daha ucuz. Yani Türkiye'den al, yurt dışına sat, kâr edersin. Yani kargo şubu olmasa. Ama Under Armour öyle değil. Yani resmen işçiliği koyuyor, kargoyu koyuyor, kârı koyuyor. Onu gösteriyor sana. Belki de markanın büyüklüğüyle alakalı. İşte Nike atıyorum işte Asya'dan bize getirirken Under Armour belki işte Amerika'dan yolluyor. Onunla alakalı olabilir. Bilemiyorum. Under Armour çorabını aldım yanıma giymek için. Ayakta son fikirlerimizi yapıp çıkışı yapalım. Ve daha sonra da yakında da detaylı performans incelemesi gelsin. Çorap da çorapmış gerçekten arkadaşlar. Bayağıdır giymiyordum. Yapmış adamlar. 100 liraya çorap aldık. Vay be, helal olsun bize. Ne bileyim, 100 liraya ayakkabı alıyorsan 100 lira da çorabını alıyorsun. 45 numara aldım arkadaşlar. Biraz dar olacağını düşünmüştüm ki hafif böyle bir hups diye ayağımı kapladı. Çorap kalın. Çok kalın. Evet, yani tam basket çorabıyla. Ya ben bunu gündelik giysem bile böyle giymeyi düşünüyorum. Ama güzel girdi yine. Bak, hiç bağcıklarla oynamadım. Şöyle bağcıkları şimdi şey yapalım. Ayağım nerede? Oo, yalnız kalktığım zaman direkt diyecek ki ben buradayım diyecek ayakkabı. Üstüne benim aldığım yeşil hoodie ile çok güzel olur. Aa, kızım, evet. Ne yapıyorsun? Hoş evet, geldin. Sushi'miz geldi. Tüylerini de kestirmiştik. Sushi kargo açımı var dedi. Beni nasıl unutursunuz dedi herhalde. Evet. Değişik bir şey ya arkadaşlar. Kesinlikle yarım numara büyük almalısınız. Yani normal bir Kyrie'de aldığınız gibi. Kyrie ayakkabıda da biraz dar oluyor ya. Onun gibi düşünün. Normalde mesela Curry 7'de 45 aldım ve hafif böyle büyük büyük gelmişti. Bu baya baya dar geldi. Zamanla kendini açacak bir ayakkabı ama bence. Hani normal bir koşu ayakkabısı gibi zamanla kendini açacak tarzda bir ayakkabı. Öyle hissediyorum en azından. Yalnız bu Flow teknolojisi fena değilmiş arkadaşlar. Real kareler zıp zıp gelmedi kesinlikle. Ama güzel. Yani bir basketbol ayakkabısı için bak cik yapmıyor, görüyor musun? Bunun özelliği bu. Yana yapacağınız hamlelerde işe yarar bir tutuş var. Biraz bana sol ayağım benim daha büyük mesela sağdan. Hafif önden dokundurdu ama tabii ki çorabım çok kalın. Işıktan beyaz gibi görünüyor, çok komik. Ne? Ayakkabı mı? Ayakkabı. Ayakkabı bildiğiniz gibi ya. Ama güzel olmadı mesela şu tarzda bir, şu kombinde. Şöyle üstüne hafif bol eşofmanla. Ya benim yeşil o şeyle çok yakışır bence, hoodie ile. O zaman hoodie'yi giyip değil mi? Evet. Hoodie'mizi giydik, eşimin dediği gibi. Biraz daha açtık kendimizi. Gayet keyifli, güzel oldu. Ne diyorsun? Çok güzel oldu. Evet, bu sayede de ayakkabıyı denemiş oldum. Gittim geldim içerilere falan. Arkadaşlar gayet güzel, gayet iyi. Detaylı performans incelemesini yapmak için sabırsızlanıyorum. Ama sanki ayakkabı seninle birebir hissi veriyor. One to one denir ya buna. Böyle ayakkabı yapışıyor ve ayağının bir uzantısıymış gibi hissettiriyor. Yastıklaması, mastıklaması da çok tatlı, güzel, keyifli, güzel bir ayakkabı olacak. Fiyatını hak eder konusuna girmiyorum. Bence kesinlikle çok pahalı. Yani daha düşük fiyatlarda bu ayakkabı bulabilirsiniz. Adeta bir React koşu ayakkabıları var ya, Epic React'lar. Hatta Outlet'ler de 200-300 liraya düşmüştü. Onun bir tık böyle güçlendirilmiş versiyonu. Yani indirimden 500-600 liraya ya da hadi şimdi çok pahalandı her şey. 700-800 falan. Aynen öyle. Aynen öyle. Maksimum. Olsaydı keşke diyebilirsiniz. Diğer Curry'lerde mesela özellikle Curry 7'de çok daha farklı şeyler kullanılmış, teknolojiler kullanılmış gibi düşünüyordum. Ama bu Curry brand'in de şeyi var, böyle payı. Hani kar payı var. Hani nasıl Jordan ürünleri daha pahalı oluyor. Mantık o aslında. Biraz ama önden hafif hissettiriyor ayağımı ya. Yani yanlardan okeyim ama önden bir kısa geldi. İnce çorapla giyseydin keşke. Şu arkadaki şeyler çok seni şey yapıyor, öne ittiriyor. Bir de böyle kapanıyor ya. Biraz ayağınızın şeklini alması gerekecek. Bence ayağınızın şeklini alırsa bu bayağı açılır. Çünkü bu materyaller biraz daha örgülü olduğu için çabuk açılabileceğini düşünüyorum. Şu an için açılmamış olduğundan böyle.
Evet, kombinim nasıl oldu bu arada? Güzel, çok güzel. Şu üstündekinin renginde altın da var. Trendyol'dan almıştın. Deneyeyim mi sence öyle farklı bir kombin? Bazen diyorlar kargo açımlarında abi kombin yap, onları da göster. Ben mesela bu şekilde çok rahat dışarılarda takılabilirim arkadaşlar. Altıma Trendyol'dan aldığım bir tane daha eşofman var, onu giyeyim. Üstümü de ayrıca Trendyol'dan almıştım. Dediğim gibi mutlaka beni Instagram'dan takip edin. Bunları çünkü çok paylaşıyorum. Belki bunun altına da o eşofman linklerini bırakabilirim. Ne dersiniz? Yorumlarda yazın. Onu da giyeyim, öyle bir kombin önerisi, biraz farklı bir şeyle karşınıza çıkayım. Hadi bakalım. Evet, eşimin yaptığı kombinle de böyle oldum arkadaşlar. Nasıl olmuş? Kesinlikle farklı. Bence çok güzel oldu. Yazı getirdim renkleri bunlar. Evet. Kışın giydim ama yaz geliyor. Şeker gibiyim diyor. Nane şeker. Güzel. Arkadaşlar dediğim gibi bunların hepsi de Trendyol'dan. Böyle kombinler yapılabilecek ya, ayakkabı, koşu ayakkabısı gibi olduğu için gündelik tarzı bir ayakkabı olduğu için, hem de basket. Yani işte aslında para derdi. Çorabım şey beyaz olmalıydı. Evet, şu an yapacak bir şey yok. Çorabım siyah. Çorabı da tekrar değiştirmedim arkadaşlar. Çorabı görmezden gelin. O biraz şöyle kapatmaya çalışayım. Evet, beyaz olsa veya olmasa daha güzeldi. Sanki yani rengi gözükse. Hafif beyaz görünebilir belki. O da olabilirdi. Bu şekilde aslında diyorum ki yani bunlar uygun olacak. Alacaksın mesela birkaç çift belki alacaksın. Sokakta giyecek, çocuk çıkacak böyle işte basketini atacak. Eskittim. Tüh, 2000 lira çöpe gitti derdi olmayacak. Yani 2000 lira neredeyse bir ayın geçimi olduğu için düşününce. O yüzden biraz üzücü. Tabii imkanı olanlar artık alabilir. Ben bile indirim bekliyorum arkadaşlar. O yüzden hani herkese renk olmasa da en azından merak ediyoruz, izlemeyi seviyoruz. Ben de sizler için alıp inceleyip denemeye çalışıyorum. Umarım yakın zamanda da bunun detaylı performans incelemesini çekeceğim. Bu kapanmalardan sonra falan hemen sizlere çekip fikirlerimi aktarmak istiyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize dikkat edin. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım keyif almışsınızdır. Bu şekilde güzel kargo açımları gelmeye devam edecek biliyorsunuz. Bir sonraki güzel videolarda görüşmek dileğiyle. Ayakkabı Dersi bugünlük out.